Açık Görüş'te yeni bir programla yine karşınızdayız değerli izleyiciler. İki konuğum var. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Stratejik Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, emekli askeri hakim Sayın Faik Tanımcıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Bir diğer konuğum da doçent doktor Atilla Sandıklı, Bilgisayar Başkanı. Sizler de geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Evet, değerli izleyiciler, en önemli konu Türkiye'nin 2012-26 Haziran'ında angajman kurallarını değiştirmesinin ardından Suriye'ye ait helikopterin, sınırımızı ihlal eden helikopterin Türk jetleri tarafından düşürülmesi ve bu bağlamda Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olacak. Diğer ülkelerde, tabii ki Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde de yaşanan gelişmeler var. Bir domino taşının hareket etmesi diğer ülkelerinde duruma göre pozisyon almasını gerektiriyor haliyle. Türkiye'de dahil buna, İsrail'de dahil, Mısır, Tunus ve diğer ülkelerde. Bunların hepsini konuşacağız Açık Görüş'te. Sayın Tanımcıoğlu, sizle başlamak istiyorum. Hayır. Haziran ayında geçen sene Başbakan Erdoğan'ın mecliste yapmış olduğu açıklamayla Türkiye'nin angajman kurallarının değiştiğini ifade etti. Evet. Neler olduğunu zaten biliyoruz. Başbakan orada açıklamıştı. Evet. Aradan bir seneden fazla bir zaman geçti ve sınırımızın içine giren Suriye helikopteri Türk jetleri tarafından uyarıldıktan sonra düşürüldü. Suriye'de bununla ilgili zaten bir şey söylemiyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi Türkiye ne kadar ciddi olduğunu gösterdi bir taraftan ama siz bundan bu sonrası bilen, ne olur? Evet, askeri, emekli askeri hakimsiniz. Nasıl yorumluyorsunuz? Akdeniz şeylerinde, sularında Türk jetinin düşürülmesi ve iki pilotun şehit edilmesi hadisesinden sonra elbette angajman kuralları değişecekti. Yani Suud'da Suh, Cihan'da Suh gibi bir paranteze girmeyecekti. Evet. Dolayısıyla çok net bir şekilde bu hem hükümetçi hem genelkurmaycı açıklandı. Genelkurmay Başkanı Sayın Özer çok net bir şekilde bundan sonra olacakları göreceksiniz dedi. O zaman ya ne olacak falan filan diye herkes böyle endişeyle baktı falan. İşte devletler hukukunun önemli bir şeyleri vardır, prensiplerinden birisi. Mukabele bil misil diye. Bir devlet böyle bir zırvalık misilleme yaparsa misilleme. Ha. Mukabele. Mukabele etmek. Misliyle mukabele. Bu uygulandı. İşte ihlal eden ve ısrarla şey edilen, ikaz edilmesine rağmen yoluna devam eden bir helikopter düşürüldü. O zaman ne oldu? İşte angajman kuralları muvaciyesinde verilen talimatlar harfiyen uygulandı. Devlet ciddiyetini, mukabele edebilirliğini ortaya koydu. Bunu yaptığı zaman da tecavüzkar bir harekette bulunmadı. Evet. Bütün dünyada bunu böyle tescil etti, kabul etti. İşte zaten NATO'ya karşı yapılmış bir mukabeledir lafları da dolaştı. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri de bu Türkiye'nin işte tecavüz sınırlarına bir tecavüzdür dedi. Ve demek ki uluslararası çapta bir hüsnü kabul gördü. Ve ayrıca özür dilemese bile Suriye'de yanlışlıkla oldu dedi. Kabullendi yani. Evet. Bu böyle. Ama diğer sorunun cevabı, yani Arap Baharı, Mısır'daki hadiseler, Tunus'taki hadiseler, Libya'daki Kaddafi olayı, onu sonra anlatalım. Çünkü hep birbirine bağlı ve paralel şeylerdir. Faik Hocam'ın bıraktığı yerden, Atilla Hocam siz de isterseniz devam edin. Türkiye vurmaya da bilirdi. Çünkü daha önce de Başbakan Erdoğan angajman kuralları değiştikten sonra, hatta öncesinde de Suriye uçaklarının, helikopterlerinin sınırlarımızı taciz ettiği, sınırlarımızdan içeri girdiği ve karşılıklı uyarılarla hani sınır dışına çıkartıldığı durumlar yaşandığını ifade etmişti. Genelkurmay'dan da açıklamalar vardı bu yönde. İsteseydi vurulmayabilir miydi? Ya da hakikaten bu böyle olmalıydı çünkü Türkiye'nin yanıtının ancak ve ancak böyle verilebilirdi mi? Nedir bunun altındaki gerçek? Yani ben bunu misliyle mukabelenin bir parçası olarak görmüyorum. Tamamen angajman kuralları gereği bu angajman kurallarını ihlal eden
Suriye helikopterinin bütün ikazlara rağmen bu ikazları dinlemeyip Türkiye sınırlarını ihlal etmeye devam etmesi sonucu caydırıcılığı sağlamak için, bundan sonra böyle bir girişimde bulunmasını önlemek için Suriye helikopteri düşüldü olarak değerlendiriyorum genel olarak. Doğru. Şimdi baktığımızda eğer vurulmasaydı, bunu biz tersinden düşündüğümüz zaman, olmayan ergi metodu deniyor mantıkta buna. Bilmeyecektik bile yani. Hani tabii bilmeyecektik ama bakın bilmeyecektik ama bundan önce 2-3 defa Suriye sınırlarına çok yakın Suriye Hava Kuvvetleri uçakları geldi ve bombalama dahi yaptı Resul Ayn'da bölgede. Evet, kendi bölgede. Ve bunun üzerine 2-3 defa da bizim uçaklarımız bölgeye hareket etti ve caydırıcı şekilde orada devriye gezmek suretiyle o uçakların Türkiye sınırlarına geçmesi engellendi. Orada da aslında angajman kuralları ihlal edildi. Öyle mi? Çünkü angajman kuralları belli bir sınıra belli bir mesafe yaklaşmayı engelliyor, 12, değil mi? 12 deniz mili kadar yaklaşma durumunda bunun düşmanca bir hareket olacağı tespit edildi. Peki bugün bazı gazetelerde de 46 dakika ihlal ettiğinle ilgili bununla bir açıklama ilgili, var. Bununla ilgili bir de rota var. Evet. Bizde bir grafik var. Onu da Oktay ekrana getirebilirse Oktay. Şimdi bu helikopterin rotasını gösteren bir harita bahsettiğiniz şimdi gibi. Şimdi orada baktığınızda işte belirli bir deniz mininden itibaren, yani belli mesafeden itibaren artık Türkiye sınırlarına yönelen bu helikopterin faaliyeti düşmanca değerlendirilecek. Neden? Türkiye-Suriye ilişkileri zaten gergin. Bir uçağı düşürülmüş, bir sürü top mermisi Türkiye sınırları içine düşmüş, insanların hayatları kaybolmuş, yaralananlar var. Dolayısıyla patlayan bomba var. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye'nin birinci öncelikli güvenliğini sağlamak için yapması gereken şey Suriye yönetimine, Esad yönetimine, Bağız yönetimine caydırıcılık sağlamaktır. Eğer bunu sağlayamadığı takdirde çok daha vahim olaylarla karşı karşıya kalabilir. Ki birincisinde bu angajman kuralları ihlal edilmesine rağmen o uçaklara karşı herhangi bir tepkide bulunmadı. Şimdi ama, şu harita şu. Evet. Sarı işaretli olan Suriye helikopterinin izlediği rota. Evet. Evet. Yani kuzeyden, güneyden geliyor daha doğrusu. Bir 90 derece dönüyor. O beyaz çizgi Türkiye sınırı. Evet. Türkiye sınırının yakınına kadar geliyor. Aslında o 90 derece döndüğü yerden itibaren takibe alınmış durumda. Evet, Türkiye sınırına yönelik. Evet. Çünkü neden? Bir de bu helikopterler daha önce de tespit edilmiş vaziyette o bidon bombaları dediğimiz TNT yüklü bombaları bugün halkın üzerine atan helikopterlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bu düşman olarak algılanıyor ve ne zaman angajman sınırını geçtiği zaman ikaz edilmeye başlıyor. Diyorlar ki bu bizim angajman kurallarımızı ihlal ediyorsunuz. Düşmanca bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Buna göre tedbir alın. Yani şey yapın. Gerekli tedbir alın. Almıyor, dikkat ederseniz Türkiye sınırına paralel orada uzunca bir süre devam ediyor. Ve ondan sonra sanki zorlayıcı bir şey var. Ondan sonra sınırdan içeri bununla giriyor. Da yetmiyor. Sınırın içine giriyor ve ihlal ediyor. Evet. Şimdi burada yapacak iki tane şey var. Ya bunu sineye çekeceksiniz bu kadar gergin ortamda. Yarın bir gün tekrar bir olay yaratmak isteyen Suriye gelecek bu helikopterle bidon bombası Türkiye sınırı içine bırakabilir. Ki o zaman ne diyecekler? Neden bu helikopteri düşürmedin diye bir soru soracaklar. Veya bir uçak gelecek, bu sınırları delecek, bir yeri tak diye bomba atacak. Tabii bunun daha da vahimi bir kimyasal silah da kullanabilecek çok yani. Ki kendi halkına karşı bunu kullanmış bir yönetim bu. Şimdi bu zaman ne yapacağız biz? O zaman bizim yapmamız gereken bir tek şey var. Bunu düşürmek. Ve kardeşim bundan sonra Türkiye sınırlarına karşı bu angajman kuralları ihlal ettiğinde işte bak gördünüz biz bunu aynen uygularız demek. Bunu da dikkate alan Suriye yönetimi bundan sonra Türkiye sınırlarına karşı bu angajman kurallarına daha dikkatli davranmak zorunda kalacak. Evet. Bu açıdan son derece önemli diye düşünüyorum ben. Peki Faik Hocam şimdi bunun bir de mesela karşı argümanı var. Karşı argümanda yayına girmeden önce baktım, depka.com internet sitesi, İsrail'in Mossad'ın bilgi verdiği, Mossad'ın kendisini gizleyerek enforme ettiği, dezenforme ettiği belki de bir site. Orada şunu söylüyor, Suriye diyor bu hamleyle diyor Türkiye'yi oyuna getirdi.
Çok ciddi anlayacak belki bir ifade değil bu. Bilmiyorum ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten Suriye Türkiye'yi bu oyuna getirdi de ne oldu? Gerekçesi de şu tabii. Yani nasıl oyuna getirdiği de şöyle açıklıyor. Diyor ki bu sınırdan içeriye helikopterini kasten gönderip Türkiye'nin bunu düşüreceğini biliyordu zaten. Bu vaziyette kendisine yarın bir gün kimyasalları tespit etmede ya da oyundan geri çekilmede kendine bir avantaj sağlar. Ya, bu pek de doğru sağlar şey. Mı ama? Bilmiyorum, ben de size soruyorum. Uzmanlar doğru sizlersiniz. Bir şey değil. İsrail bunu her zaman yapar. Hı-hı. Bu zaten o coğrafyanın en önemli problemidir. Her hal ve karda işte iki devlet arasında, iki halk arasında işte fitne çıkarmak, bir takım problemler yaratmak vesaire, bu kolayca yapılır. Evet. Burada niye oyuna gelsin? Bile bile bir şey, helikopter geliyor, silah yüklü veya değil, daha evvel bazı problemler yaratmış denetemede. Sen angajman kurallarında çok net bir şekilde söylemişsin. Bir uçağın düşürülmüş, iki pilotun şehit olmuş ve ondan sonra sınırda bazı hadiseler olmuş. Şarapnel parçaları gelmiş, mermiler sürekli evet. geliyor. Halk korku içerisinde vesaire, yani bir takım üzüntülü şeyler var. 52 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir çok vahim bir terör Bombası. Olayı oradan kaynaklanmış. Bu tespit edilmiş. Ben elimi kolumu bağlayacağım, armut toplayacağım, öyle mi? Yani bu mümkün değil. İsrail'in bu şekilde şey etmesinin, yani bu ifadesinin bir kıymeti, harbiyesi yok. Bunu yani olmamış da farz edebiliriz. Ama asıl şey, hani kimyasal silah için masaya oturmaya mecbur olan, mecbur edilen bir şeyin, çılgınca diyelim ki bir diktatörün, şöyle düşünebilir. Ben İsrail'e vurursam kendimi millet çapında, Suriye çapında bir toparlanma sürecine girebilir miyim? Destek bulabilir miyim? İsrail sürekli bana geliyor, ateş ediyor. Zaten ediyor. Tabii kendi savaş uçaklarıyla i̇şte, indirdi çünkü. Hesap da vermiyor. Bomba atıyor. Orayı vuruyor, burayı vuruyor. Füze atıyor falan. Ondan sonra ya Türkiye'ye acaba bir şey dersem... bir hadise yaratırsam Türkiye bunun cevabını verir mi? Yoksa sütre arkasından beni seyretmeye devam eder. Belki böyle bir test olmuş olabilir ama bu oyun değil. Yani Türkiye'yi oyuna getirir anlamında değil. Ha, bunu belki İsrail ajanları diyelim ki şeyi yönlendirenler, Esad'ı yönlendirenler böyle bir telkinde bulmuş olabilirler. Vur bakalım ne olacak? Cümlenin arasında da Esed'e yönlendirenler, Çünkü İsrail ajanları diyorsunuz. Yönlendirenlerin kimler olduğunu çok net biliyoruz. İsrail ajanları mıdır? İsrail bir kere her hal ve karda bu coğrafyada Suriye'yi, Ürdün'ü, tabii işte bu darbe yaptırmak veya dolaylı olarak işin içinde olmakla Mısır'ı... Görünen şey itibariyle İsrail yönetimi de Suriye'nin çok karşısında ve inanılmaz açıklamalar yapıyor. Hatta Amerika'nın vurması için Amerika'yı zorluyor. Murat Bey, ona bakmayın. Öyle mi? Hayır, ona bakmayın. Cemaziyeveline bakın, işin cemaziyeveline çok farklı şeyler görürsünüz. Kolan tepelerinden falan bahsediyorsunuz. Bir kere şeyin babası Esad, Hafız Esad, gizli bir anlaşmayla 73'te Golan Tepelerini İsrail'e tevdi etti. Teslim etti. Doğru. Bıraktı gitti. Onunla ilgili o gizli anlaşma neydi? Beni rejim olarak ayakta tutun. Beni destekleyin. Ve ondan sonra ben her hal ve karda bu sonradaki gelişmeler dolayısıyla ta işler Camp David anlaşmasına kadar gitti. İşte Esad'la beraber Enver Sedat döneminde Camp David anlaşmasının bir ayağı Suriye'dir, bir ayağı Mısır'dır. Evet. Ve bu İsrail'in güvenliği içindir. Orta Doğu'da yapılan her Orta şey Doğu'da İsrail'in her güvenliği şey. İçin zaten. 73'teki savaştan sonra, o 6 günlük savaştan sonra dengeler böyle kuruldu. Kayıkçı kavgası yaptılar. Golan'a sanki ateş ediyormuş, gidiyormuş, İsrail'e yürüyormuş gibi gösterdi Esad, Hafız. Sonra Golan'ı terk edip geldi. Ve ondan sonra inanılmaz bir dayanışma içerisinde kaldı. Yani El Muhaberat veya Baas rejimi neyse, Mossad rejimi
İsrail rejimi aynıdır. El Muhaberat ne biliyorsa Mossad aynısını biliyordu. Henry Kissinger 73, 74, 75 yıllarında ne zaman Orta Doğu'ya gelse önce Baba Esad'a gider, ondan sonra Tel Aviv'e giderdi. Ve bu öyle bir meşruiyet getirdi ki hem Suriye'ye hem şeye, İsrail rahatladı ve kendini güvende hissetti El Fethiye'ye karşı. Sonra muhtemel gelişmeler, ilerideki gelişmelerden sonra El Fethiye'yle bir şeyler yaşadı. İkiye bölündü Hamas falan filan. İsrail bundan çok iyi istifade etti. Ama bu hep Hafız Esad rejiminin yüzü hürmetine oldu. Onun desteğiyle oldu. Yani Hariri'nin öldürülmesine kadar gelen bir hadisede şeyi koruyan, Hariri'yi koruyan, kollayan şeydi. El Fethi'nin başkumandanı Arafat'tı. Yasser Arafat. Arafat öldüğü zaman ben şu yorumu yaptım bir televizyonda. Şimdi dedim, Hariri'yi kim koruyacak? Bu talimat Tel Aviv'den gelecek, Suriye bunu uygulayacak. Ve aynı şekilde Hariri'yi katlettiler. Ve müşterek olarak, yani azmettirici olarak perde arkasında görünmeden, bilinmeden Suriye'nin üstünde ihale kaldı. Yani bu coğrafyada bu gibi şeyler var. Nihai hedef İsrail'in güvenliğidir. Camp David dengesinin devamıdır. Evet. Siz aynı görüşte misiniz İsrail meselesinde? İsrail ile ilgili de şöyle bir şey var Atilla Bey. Hani şu yuvu kundan beter diye bir söz var ya Türkçemizde. Böyle bir şey mi hakikaten? İsrail bu kadar güçlü mü kendini korutmak adına? Bir Amerika tarafından kendisine kalkan kullanmak adına ya da bölgede kendisinin güvenliğinin sağlanması adına bütün dünya dengeleriyle oynayabilecek güçte bir devlet midir, yoksa böyle bir hani korku imparatorluğu mu oluşturulmuş İsrail'in üzerinde? Yani her ikisi de. Öyle mi? Her ikisi de. Şöyle söyleyeyim. Birincisi İsrail hakikaten baktığımız zaman o Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel bir güç. Dünya sisteminin en önde gelen aktörlerinden bir tanesi. İsrail'in güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyorsa ve o İsrail'in gelişmesi için her türlü yardımı ve nükleer silah üretiyor, göz yumuyor, kimyasal silahlar var, onunla göz yumuyor. Yani her şeye göz yuman böyle bir yapıda tek güvenliği için, böyle bir durumda İsrail arkasına da o gücü aldığı için güçlü. Ama o kadar güçlü mü? Baktığınız zaman milli güç unsurları bakımından sürdürülebilir bir, eğer Amerika Birleşik Devletleri arkasında bu kadar durmasa evet, sürdürülebilir bir güç değil. Gerçi bir de şöyle bir nokta daha var. Onu da ektiğim, sözünüzü bölüyorum ama Amerika'nın en güçlü lobi şirketinin Yahudilerden olduğunu biliyoruz. Tabii. Rusya'nın da en güçlü lobisi. Evet. Yine Yahudi lobisi. Yani bir noktada kutuplaşan dünyada her iki tarafta da İsrail yani, lobisi, Yahudi lobisi var. Yahudilerin işte bütün dünyaya yayılmış olması, sermayeyi, bunlar mal mülk edilmekten daha çok sermayeyi kontrol etmesi, basın yayını girmesi, kamuoyunu oluşturmada etkinliklerine baktığınızda ona güç sağlıyor. Neden? Bu küresel aktörlere kendi lehine kararlar vermek için uygun ortam oluyor. Karşı tarafta Amerika Birleşik Devletleri de politikalarını uygularken kendi iç kamuoyunu da dikkate alıyorlar. İç kamuoyunu dikkate aldıklarında bu kuvvetli olan Yahudi lobileri de karşılarına almak istemiyor hiçbir başka. Peki burada şuradan konuyu da çok dağıtmak istemiyorum ama şuradan da devam edersek ne söyleyebilirsiniz? Şimdi satranç tahtası olarak düşünün. Zaten Orta Doğu'daki bütün hamleler sanki satranç tahtası gibi, başka bir şey değil. Şimdi hamle Esed'in bir helikopterini bizim sınırımızdan içeri sürmesi ve bizim bu helikopteri düşürmemizde bir noktaya geldi. Şimdi Davutoğlu'nun bir sözü var. Beklemiyorum ama diyor, misilleme gelirse buna bunun karşılığını da biz misliyle veririz diyor. Bu Orta Doğu'da herhangi bir şeyi tetikler mi helikopteri düşürmesi? Yani bizim savaş uçağımız düştü, biz itidalli davrandık. Büyük devletin olması gerektiği gibi ama karşınızda Faik Bey'in söylediği gibi bir diktatör ve nasıl davranacağı kestirilemeyen bir diktatör var.
Dolayısıyla bunun bu hareketin neticesinde örneğin bir savaş çıkar mı ya da daha büyük çatışmalar çıkar mı? Evet. Şimdi ben isterseniz bu bir önceki soruya bir kısa bir ilave yapmak istiyorum. Öyle İsrail bunu neden böyle açıkladı diye baktığımızda bence Türkiye'nin iç kamuoyuna belirli bir mesaj verdi. Çünkü bazı kamuoyunda bazı unsurlar, muhalif unsurlar özellikle yapılan bu hareketin yanlış olduğunu, doğru olmadığına ilgili söylemler geliştiriyor. Dolayısıyla bu söylem de bir noktada iç kamuoyuna verilmiş ve muhalefetin eline kullanabilecekleri bir argüman olarak verilmiş bir unsur olarak değerlendiriyorum. Ama baktığımızda dünyadaki tepkilere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkileri, işte batıdaki medya tepkilerine bakıyoruz. Hiçbiri Türkiye'nin yanlış bir şey yaptığıyla ilgili açıklama yapmadı. Evet. Tamamen meşru sınırlar içinde angajman kurallarına uygun olarak böyle bir girişimde bulunduğunu ve bunun da gayet normal olduğunla ilgili şey var. Aslında Suriye'de yapmadı. Suriye'de ne yaptı? Dedi işte biz ihlal ettik ama bu tam çıkıyorduk gibilerinden ifade edip yani suçu kabul etti ama çıkıyorduk aceleci davrandı gibi ifadelerle şey yapıldı. Şimdi bu ifadeler şimdiki sorunuza da cevap çünkü. Baktığımızda Suriye buna karşı misilleme yapar mı? Muhalif unsurların söyledikleri şey nedir? İşte Suriye buna karşı misilleme yapacak. İşte bu daha büyük bir çatışmanın içine Türkiye'yi sokar. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye çok kötü durumlarda kalır diye şey yapıyor. Şimdi siz peki Suriye nasıl bir şey yapar? Bir tepkisel bir hareket verecek. Hava uçaklarla mı bombalayacak? Bizim bu uçağımızı mı düşürecek aynı şekilde? Bizim zaten uçağımız kendi daha ne yapsın diyorsunuz bu zamana kadar yapacağını yani, ne yapacak? Zaten. Yapabileceği bir tek şey var. En önemli unsur. O nedir? İşte Türkiye içinde el muhabereti kullanmak suretiyle patlayıcılar yapmak veya işte biliyorsunuz çok teröre destek vermek, işte Türkiye'deki iç karışıklıkları, Hatay'daki iç karışıklıkları kışkırtmak, işte son olarak bir şey vardı, pek basında çok fazla yer almadı ama bazı basın yayın organlarında yer aldı. Bu 200 kiloluk bir tüplere yerleştirilmiş bombalar vardı. Bunu PKK'nın getirdiği ama bunun el muhaberet ajanlarının patlatacağı, neden çözüm sürecine şey yapmamasın diye. Evet, yani bu tip girişimlerle Türkiye'de problem yarattı. E peki yani zaten bunları yapıyor. Yapmadığı yani, şeyler ya, değil. Yapabileceği şeyleri ya, zaten uyguluyor. Ya, helikopterini düşürsek yani düşürmesek de yapıyor bunları. Bir tane alternatif bu. Dolayısıyla bunu da zaten yapıyor. Dolayısıyla ama önemli olan bundan sonra bu araçların Türkiye'de. Bir de şöyle düşünüyoruz, biz hep iyimser düşünüyoruz. Belki o uçaklarda bir şey bomb, yani TNT yüklü varil bombaları vardı ve Türkiye sınırları içinde bir yerleşim merkezine attı. Hadi ayakta pirincin taşını. O aynen. Zaman daha kötü duruma düşmez mi Türkiye? Fuat dediği gibi aslında eliniz armut topluyordu. Niye girdi Türkiye sınırının içinden bir şey yapmadı asker? Ve o zaman %100 tepki göstermek zorundasın. Daha da tırmanır olay. Evet. Hiç olmazsa burada Suriye şöyle düşünecektir. Öyle veya böyle. Oradaki evet çok akıllıca düşünen bir yönetim yok orada. Ama bir gerçek var. Şimdi Türkiye'yi yapacağı bir misilleme, bu terör örgütlere gizli kapaklı yapacağı girişimler hariç ki onları zaten yapıyor. Onun dışında yapacağı girişimlerde Türkiye'ye saldırgan bir devlet pozisyonuna düşer. Şimdi böyle bir durumda böyle bir şey düştüğünde Türkiye'nin her türlü hareket hakkı doğar. Bir. Böyle bir durumda zaten muhaliflerle başa çıkmakta zorlanan, daha Şam'ın yakın kenarlarında dahi muhaliflerle geçirmiş olur. Ve sadece bu Türkiye'yi karşısına almaz. Dikkat edin. Bakın yapılan daha önceki açıklamaları, şimdiki açıklamaya Türkiye sınırları NATO sınırlarının bir parçası. NATO organları da bunu açıklamıştır. Yetkilileri açıklamıştır. Dolayısıyla orada yani ben şimdi kısa bir reklam aramız gelmiş. Yönetmen Oktay söylüyor. Oraya gitmeden, reklam etmeden tek şunu hatırlatayım. Dönüşte lütfen onlara da cevap verin. Şimdi her şey kağıt üstünde olduğu gibi olmuyor maalesef. Yani NATO'nun evet bir parçasıyız. NATO'nun en doğudaki ucuyuz. Dördüncü madde, beşinci madde bizim için normal şartlar altında işletilmesi gerekiyor. Ama uçağımız düşürdü. Rasmussen'in açıklamalarını hatırlayın. Evet. Nasıl yan çizen açıklamalar. Dolayısıyla %100 haklısınız. Evet parçasıyız, sınırıyız. Bize karşı yapılan bir hareket 5. madde çerçevesinde bütün NATO ülkelere yapılmış demektir. Tabii. Ve bunun karşılığını NATO vermek mecburiyetindedir. Kağıtta böyle yazıyor anlaşmada ama. Ama biz bu durumda biz dahi böyle bir tepki vermek istemedik. Olayları çığırından çıkarmamak için. Ama NATO üzerine düşen görevi yaptı. NATO'da ne yaptı? Biz hemen NATO'ya gittik ve Patriot füzeleri
geldi. Türkiye'nin en hassas, zayıf yanlarından bir tanesidir. Patriot füzeleri katıldı. Oraya savunma sisteminin içine girdi. Ve ondan sonra açıklama yaptı. Türkiye sınırları NATO sınırlarıdır. Türkiye içine yapılabilecek her türlü harekata karşı NATO'ya yapılmış bir hareket olarak görürüz dedi. Hem bunu silahlarda da bizzat oraya Patriot füzelerini getirmek suretiyle de bunu bizzat gösterdi. Hı hı. Ötekinde zaten biz de büyük bir tepki göstermedik ki bunu NATO'dan neden yapmadı diye bir sorgulamanın evet, yani içine girelim. 5. maddeyi biraz ister gibiydik ister. Ama çok çok net şey yapmadık. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından Faik Hocam size de soracağım. Açık görüş kısa bir aranın ardından devam edecek.